Melek ablanın evine yerleşmemiz lazım diyorum da. Dinlemiyorsun ki beni. Dinliyorum da ne yapacağız diye soruyorum sana Fiko. Ne bileyim kızım ya. Bana bak. Bu video çekip internete beklesek ya. Ne dersin? Nasıl yani böyle babamı sıkıp yardım edin gibisinden mi? Aynen de öyle. Bak çok güzel bir video çekelim tamam mı? Sonra oraya babamın fotoğraflarını koyalım. Artık zaten bütün herkes internette. Bütün dünya yayılır valla. Hayır Fiko ben asla öyle bir şey yapmam ya. Bütün arkadaşlarımız görür. Biz sonra durumu onlara nasıl açıklarız? Düştüğümüz durumu ben ölürüm de kimseye söylemem. Dalga geçtik deriz. En kötü en şık şakası falan yaptık deriz. Ne olur yani. Bak öyle olur. Benim bir tane blogger arkadaşım var. O da sayfasında paylaşır. Herkese gider video. Melek gittikten sonra çocuklara bakmak babana zor gelmiş olabilir. Bu yüzden terk etmiş olamaz mı sizi? Yok babam bizi terk etmez. Yani annemle babamın arasındaki tek fark oydu zaten. Yani annem rahmetli öyle kafasına esince kalkar giderdi falan da. Babam gitmez. Kalır bizde yani ne olursa olsun. O yüzden şimdi eve dönmüyorsa dönemiyor demektir. Demek ki ciddi bir belaya girdi başı da. Artık nerede, nasıl, ne yapıyor bilemiyorum. Ben Kiraz Elibo. Ben de Fikret Elibo. Babamız bir süredir kayıp. Ondan haber alamıyoruz. Ya ben çok acıktım. Sen acıktın mı? Acıktım ya. Hadi o zaman git aşçıya söyle de bir sucuklu yumurta yapsın bize hadi. İyi de aşçı beni dinlemez ki. Beni dinlemez ki. Şş, tamam sen benim adım ver bak bakalım dinliyor mu dinlemiyor mu. Senin adın ne abi? Senin adın ne? Benim adım ne? Oğlum ben adımın ne olduğunu bilsem burada ne işim var benim ya? Fikri Elbol'u görenler, nerede olduğuyla alakalı bir bilgisi olanlar. Lütfen bizimle paylaşın. Baba eğer bu videoyu izliyorsan lütfen geri dön. Ya da biz de yanına. Sana ihtiyacımız var baba. Seni çok özledik.